Merhaba arkadaşlar, Oha Diyorum kanalına hoş geldiniz. Ben Melih. Ben Fırat. Bugün sizlere iki tane enteresan ürün tanıtacağız. Biz de bu ürünü daha önce test etmedik. İlk defa burada test ediyoruz. Bu ürünlerden ilki Lil Bully adlı bir kalem görünümlü leke çıkarıcı. Leke çıkarıcı aslında bu arkadaşlar. Ya ben bunu çok duymuştum da ama hiç böyle bir... Ben hiç duymamıştım. Ben duydum ama hiç şey yapmadım yani. İddiasına göre neler çıkartıyor abi? Çay, kahve. Çay, kahve, ketçap. Yağ. İşte yağ yani. Toz. Bayağı bir şey çıkartıyor. Yok işte çilek şeyleri falan lekesi, çamur lekesi. Çıkarttığını iddia ediyor. Biz bugün... Dört tanesini deneyeceğiz. Aynen. Yağ, kahve, ketçap ve çayı deneyeceğiz arkadaşlar. Hangisiyle başlayalım ilk? Vallahi bilmem. Ne yapalım? Çayla mı? Çayla başlayalım. Hadi çayla kolayla başlayalım. Kolay. Çay daha kolay mıdır acaba? Dökeyim mi? Dök. Şuradan şöyle bir şimdi... Bastıralım. İyice bir çalkala öyle yap istiyorsan. Öyle diyor. Tamam. Bastırdık. Sıvı çıktı. İçinden. Şu an bir şeffaf bir sıvı var arkadaşlar bunun içinde. Biz daha rahat görüyoruz şu an ama. Bence bir şey yok ya. Bir versene. Bak şey çıkıyor şu an. Çıkıyor mu sence? Evet. Ya şeyden dolayı görmüyoruz. Çıktığını görmüyorum ben. Ben görüyorum. Çay da şu an şey ya, kuru değil ıslak. Şey denir mi ya şuradaki fön makinesiyle bir... O zaman bence şöyle yapalım. Bence bütün bizim lekelerimizi buraya şey yapalım. Dökelim. Ondan sonra bir kurutalım. Kurutup şey burada yapalım. Şimdi unutmayalım. Burada çay vardı. Evet. Çay aksi. Çay. Tamam. Kahveyi de kahve biraz şöyle. Tamam. Ketçap çok döküyorum bile. Ben şuraya biraz. Ben de biraz şuraya yağ dökeyim. Yeter herhalde. Yeter. Şimdi biz bunları bir fönle kurutalım bakalım. Geliyor. Tamam. Kurumuş mudur yeterince? Bence yeter ya. Evet, biz elimizden geldiğince bu lekeleri kurutmaya çalıştık. Evet. Tekrar bir hatırlayalım. Ketçap. Ketçap. Yağ. Yağ. Kahve. Çay. Çay. Bakalım ne olacak. Hangisinden başlayalım? İstiyorsan ketçapla başla. Ketçapla. İyice bir çalkala başla. Bak gördün mü şimdi sıvı geldi. Bir şeyler şimdi, oluyor ben sana söyleyeyim ha. Ben onu diyeceğim şu an çıkıyor. Vay arkadaş. Evet şurası çıktı. Ve bence kurudukça daha galiba, çok çıkıyor. Şöyle bir tam şerit yapalım şöyle iyice. Ve bence daha da kurusa hani böyle bir kalmış olsa daha da çok çıkar. Evet. Yani olan ve olmayan yerin farkını göstermek adına şöyle evet. Bir şerit yapalım. Vay be, fena değil vallahi. Baksana şöyle. Bence de başarılı ya. Bence de başarılı. Evet, böyle bir fark oluşuyor. Bakalım diğer lekelerde durum aynı mı? Bakalım. Çaya bakalım. Çayda da deneyelim. Başta bir yapayım. Zaten çay çok belli olmuyor ya. Evet. Harbiden çıktı. Bu da çayın öncesi sonrası. Ya bu çok belirgin olmadı çünkü çay nispeten biraz daha evet, ama rengi. Bence kahvede bayağı belli olacak. Evet. Öyle hatta bence bunu yapmayın bu hiç belli olmuyor zaten. Bu kahve yapalım olmaz. Bence. Şöyle ortaya alalım biraz. Yardı geçti baksana Fırat. Aynen öyle ya. Biraz daha sert yapınca daha iyi çıkıyor çünkü evet. O sıvı biraz daha fazla. Yalnız gördün musun nasıl böyle şey oluyor katman katman. İki yanlara gidiyor aynen. Ketçapta, kahvede ve çayda güzel sonuç veriyor. Bence de başarılı sonuçlar. Ben şimdi gittik. Oturup videodan sonra bütün tişörtü yapacağım bununla. Ama bence fena bir ürün değildi. Bence de değildi. O zaman devam edelim. Devam edelim. İkinci ve son ilginç ürünümüz işte bu. Bu nedir Fırat? Bu nedir? Portatif yani şunun içinden de çıkacağın gibi portatif klavye. Aç bakalım. Seyahat için falanmış bu ama şöyle bir gösterelim. Arkadaşlar bunun diğer işte bir esas özelliği daha doğrusu Melih. Islanmaması işte bozulmaması falan. Ben de dedim ki yani bunu bir deneyelim.
Hani gerçekten ıslanınca çalışacak mı çalışmayacak benim mı? Benim önce şunu söylemek gerekiyor. Artık yani birçok insan laptop buluyor. Ben mesela laptop kullanıyorum. Herhalde bu daha çok masa üstündeki bilgisayarlarla çalışanlar için. Olabilir. Hani o kadar mesela çalışıyor. Hani biraz da sakardır atıyorum. Hani kahve dökebilir ya da yapmaz da yani. Hani bu tarz arkadaşımız varsa bu ürün aslında bunun için yani biçilmiş kaftan mı acaba? Mı? Bir deneyelim mi? Bir su dökelim o zaman üzerine. Yani şöyle su dökme de değil de şöyle bir şey yapacağım ben. Şunu şu şekilde. Ha direkt. Ben arkadaşlar. İşi bir üst seviyeye çıkartıp. Sürahinin içine sokacağım. Vay arkadaş. Şöyle bir soktuk. Serinledi ya, bu yaz gününde iyi geliyor. Değil mi? Evet. Tamam. Çıkart. Şöyle de bir peçeteyle silelim. Gerçi bence görünüşünden... de silmeyelim bir daha da üzerine. Silmeyelim bir de tamam, yani. Tamam masayı silmeyelim. Tamam hadi silmeyelim. Bakalım bu klavye bu şekilde bayağı her tarafı su içinde. Bakalım çalışıyor mu? Çalışıyor mu? Bakalım. Bakalım test edelim. Şöyle. Evet, burayı gördü. Bir dene bakalım. Oo. Çalışıyor. Vallahi çalışıyor ha. Rahat mı peki? Ya ne bileyim. O klavyenin mu sesi tık falan tık yok. Yok değil mi? Yani. Bakayım bir. Ben böyle bir... Abi yani Melih. Melih yazdım zaten yazamadım. Oha. Yani hani ıslanmıyor falan o kısmı güzel. Hani böyle ne bileyim. Evet. Çok ıslak bir yere gidecek olsak ya ne bileyim çok sakar olsam falan belki ama hiçbir şekilde normal klavyenin yerini tutamaz. Bence de tutamaz ya. Yani öyle çok ahım bir şey değil. Yani olmasa olur hayatımızda diyorsun. Bence de olur. O zaman bu iki ürüne OHA metre üzerinden bir puan verelim. Ne dersin? Verelim. Ben buna aslında az OHA veriyorum. Bir önceki o leke çıkartıcıya da OHA, az OHA veriyorum. Az OHA verim istiyorsan. Az OHA bence de ya. Az OHA olsun. Orta OHA bile OHA kıtmıyor yani. Bu arada arkadaşlar tam buradaki linki tıklayarak Cem'le beraber Karagöz Hacivat oynattığımız bir video var. Bence çok güzel oldu, güzel bir yarışma oldu. Tam burada izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.